Hepinize tekrardan merhaba gençler. Neredeyiz? Yenilebilir yağ türlerindeyiz. Artık bu konumuzun son ünitemizin, TYT'nin son ünitesinin, son konusunun son videosu. Artık sonun sonundayız. Önce konumuzu bir işleyelim. Ondan sonra hemen bu vedalar biraz zor olur. İşte veda konuşmasını en sona bırakalım, olur mu? Dikkatimiz dağılmasın. Şimdi bir böyle acıklı veda konuşması yaparım. Dikkatiniz dağılır. Dersi de dinleyemezsiniz. O halde şu yağları bir bitirelim. Yağları bir görelim. Ondan sonra birkaç kelam ederiz sizlerle. Yenilebilir yağ türleri. Arkadaşlar, yaşamımızı sürdürmek ve vücudun birçok işlevini yerine sağlıklı bir şekilde getirilebilmesi için alınması gereken besin öğeleri. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar. Yağlar da bunlardan bir tanesi. Protein ve karbonhidratlarla birlikte. Bunlar yaşamımızın devam etmesi, vücudumuzun sağlıklı şekilde devam etmesi için almamız gereken besin türleri. Yağlar da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Tabii şu var. Bunlardan karbonhidrat, protein ya da yağlardan herhangi birisini tamamen kesmek insan vücudu için zararlı. Nasıl ki herhangi birisini çok fazla almak, sürekli karbonhidratla beslenmek, sürekli yağlı beslenmek, sürekli protein almak ne kadar insan vücudunuz için zararlıysa, ki bunun örneklerini özellikle obezite, kalp, damar hastalıkları olarak günümüzde görüyoruz, fazla tüketimi. Bunların yanında, bununla birlikte bunlardan herhangi birisini çok az almak, çok az almak ya da hiç almamak da aynı derecede insan sağlığı için zararlıdır. Hepsinden yeteri miktarda gerektiği kadar alacağız. Yağlar da bunlardan bir tanesi. Yağlar arkadaşlar, bizim tükettiğimiz yağlar bitkisel kaynaklı olabilir, hayvansal kaynaklı olabilir. Yani bitkilerden elde ettiğimiz yağlar da olabilir, hayvanlardan elde ettiğimiz yağlar da olabilir. Bileşimlerindeki bulunan yağ asitlerinin, yağlar asitli bileşiklerdir arkadaşlar, asit türevleridir. Tabii yenilebilir düzeyde, bize zarar verecek düzeyde değil. Yağ asitlerinin türüne göre, yapısındaki yağ asitlerinin türüne göre doymuş veya doymamış yağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela tereyağı ve hayvanların iç yağı, biliyorsunuz iç yağı denir. Bu iç yağ doymuş yağlardır. Ama zeytinyağı, bitkilerden elde ettiğimiz ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı gibi yağlarsa doymamış yağ örnekleridir. Peki yağın oda sıcaklığındaki haline göre, yani yağ oda sıcaklığında katı mı sıvı mı olduğuna göre biz bunları katı yağ ya da sıvı yağ olarak iki gruba ayırıyoruz. Şimdi biraz sonra ben size göstereceğim yer ne yağları katı ya da sıvı oluşlarına göre inceleyeceğiz, tamam? Oda sıcaklığındaki durumlarına göre. Arkadaşlar, tereyağı sütten elde edilir, hayvansal kaynaklıdır. Oda sıcaklığında katı haldedir ama erime sıcaklığı düşüktür, 28 derecedir. Oda sıcaklığı biraz yükselirse, yaz günü hava sıcakken 35-40 dereceyken güneşin altına dahi koysanız hemen erir. Tavada da hemen ne olur? Tavaya da koysanız hızlı bir şekilde arkadaşlar erime sıcaklığı düşük olduğu için erir. Ama oda sıcaklığında katı haldedir. Herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmadan da normal açıp herhangi bir şekilde pişirmeden veya başka bir işleme tabi tutmadan da yiyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, yüksek sıcaklıklara maruz kalmayacak. Ne demek? Yemek pişirirken yağ kullanıyoruz değil mi? Yemeği neredeyse tüm yemeklerin içine yağ atıyoruz. Arkadaşlar, onun içine yağ atıyorsunuz ama o pişirmek için kullandığınız yağ tereyağı olamaz. Neden? Ha, tereyağı içine atarsınız ama sonradan atarsınız. Çünkü uzun süre sıcaklığa maruz kalırsa bozulmaya başlar. Yani tereyağı yanar. Tereyağı yakmamak lazım. Tamam? O yüzden mesela tereyağla sıfırdan, yani tavanın içine tereyağı atıp yemek pişirmek biraz sıkıntılı. Tereyağı yanar uzun süre sıcaklığa maruz kalmaz için. Gerekirse sonradan üzerine yemek piştikten sonra biraz atılabilir. Tat versin, kıvam güzel tat versin diye olabilir. Kızartmalarda tereyağı kullanılamaz. Dakikalarca ne oluyor? Kızartma yağın içinde pişiyor. Tereyağı kullanılamaz çünkü tereyağı yanmaya başlar bir süre sonra. O yüzden yüksek sıcaklıklarda yandığı için buna ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Bu amaçlarla kullanılmaz. Yeteri kadar kullanıldığında sağlıklıdır. Çok fazla da kullanmayacağız. Hiç almamazlık da yapmayacağız. Yeteri kadar kullanıldığında sağlık yönünden bir zararı yok. Margarin nedir? Margarin. Marketlerde her yerde görüyoruz. Arkadaşlar, bitkisel yağların çoğunlukla bitkisel yağlardan elde edilir. Çoğunlukla ayçiçeğinden yapılır. Ama süt yağından da elde edilen türleri vardır. Ama bizim markette gördüklerimizin çok büyük kısmı ayçiçek yağından elde edilir.
Doymamış sıvı yağların hidrojenle doyurulmasıyla oluşan katı yağ, içine su, süt, katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilen formuna biz margarin diyoruz. Aslında özü sıvı yağ, ayçiçek yağı. Ama içini bunu hidrojenle bir reaksiyona sokarak doymamış yağ asitini doymuş hale çeviriyoruz. Su, süt ve katkı maddeleri karıştırarak margarin elde ediyoruz. Margarin kütlesinin yine %80-90'ı yağ olacak. Yani katkı maddeleri %10 veya 20'yi geçmeyecek. Çoğunluğu yine ayçiçek yağı olacak ve insan sağlığı için trans yağ içermeyecek. Arkadaşlar, trans yağlar insan sağlığı için zararlıdır. Trans yağ içermeyecek. Zaten çoğunun üzerinde trans yağ içermediğini yazarız. Gerektiği kadar kullanabiliriz ama gerektiğinden fazla kullanmaya gerek yok. Ha, hiç kullanmasak olur mu? Katı yağ, tereyağı tükettiğimiz sürece margarine de hiç ihtiyacımız da çok fazla yok. Peki sıvı yağlara geldik değil mi? Zeytinyağı çok da güzel olur değil mi zeytinyağı? Özellikle böyle halis güzel sızma zeytinyağı bulursak tadına doyum olmaz. Zeytinin preslenip posası ayrıldıktan sonra geriye kalan posa çıktıktan sonra zeytinin içinden yağının alınması. Elde edilen zeytinin, zeytin ağacının türüne göre renkleri farklı olabilir arkadaşlar. Yani açık sarı olabilir, koyu yeşile kadar farklı görünmeye sahip olabilir. Bu görünüm, renk arkadaşlar aslında ağacın türüyle alakalı çoğunlukla. Tamam? Sarı, açık sarı olabilir, sarı renkli olabilir, koyulaşır, yeşil olur, koyu yeşile kadar gidebilir. Yapısında tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar bulunduğu için sağlıklı. Zeytinyağı çok sağlıklı bir besin. Milattan önce tarihlerden beridir ne oluyor? Zeytinyağı biliniyor mu? İnsanlar tarafından kullanılıyor. Çok da seviliyor. Sebebi bu. Çok eskilerden beri biz zeytinyağını binlerce yıldır biliyoruz, kullanıyoruz, yetiştiriyoruz değil mi? Çok da güzel bir ağacı var değil mi? Bize sürekli zeytin veren. Zeytin de normal tüketiyoruz. Ayrıca zeytinyağını ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Kullanım amacına göre yemeklik olabilir. Salatalık ya da sabunluk. Sabunluk mu derken? Bakın sabunluk. Ne diyor sabunluk? Arkadaşlar zeytinyağından biliyorsunuz sabun üretilir. Sabunlar neydi zaten? Yağların, bitkisel ya da hayvansal yağların sodyum hidroksitle, potasyum hidroksitle tepkimesiyle oluşuyor. Markete gidiyorsunuz zeytinyağından sabun değil mi? Çok da güzel kokuyor böyle zeytinyağı kokusu geliyor değil mi? İşte o nedir? Zeytinyağından elde edilmiştir. Salatalara kullanılır, soğuk mezelere kullanılır. Ya da yemeklik olarak da kullanılabilir. Son derece de sağlıklıdır zeytinyağı. Geldik ayçiçek yağına. Preslenen ayçiçeği tohumlarından, ayçiçeği dediğimiz arkadaş bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız çekirdek değil mi? Biliyorsunuz. Onun bitkisine biz ayçiçeği diyoruz. İşin ilginci bunun diğer ülkelerde, diğer Türkçe dışındaki tüm dillerde adı güneş çiçeğiymiş. Bu sürekli güne bakan diyorlar ya buna. Güneşe bakıyor ya sürekli. Güneşi takip ediyor ayçiçeği. Yani bunu da ben anlamadım. Sebebi nedir? Yani her dilde buna güneş çiçeği derken biz niye ayçiçeği diyoruz? Bu hiç ayı görmüyor ki. Gece kafasını aşağı eğiyor zaten. Aya bakmıyor bile yani. Aya bakmayan bir bitkiye ayçiçeği diyoruz yani hiç. O da ilginç tabii. Araştırmak lazım. Niye, kim niye ayçiçeği demiş? Sabahtan akşama kadar güneşi takip eden ve akşamleyin kafasını eğip hiç ay görmeyen bir çiçeğe kim niye gün ayçiçeğidir? İşte bizim Türklerin işleri. Preslenen ayçiçeği tohumlarından elde edilen ham yağın rafinasyonuyla açık sarı renkli ayçiçek yağı elde edilir. En yaygın kullanılan bitkisel yağlardandır. Bugün marketlerde de görüyorsunuz en fazla tüketilen, en fazla kullanılan yağ nedir? Ayçiçek yağıdır. Şu pandemi döneminde de biraz ayçiçek yağı dünyada ulaşım, gıda ların taşınması, ulaşım biraz sıkıntıya düşünce marketlerde özellikle haberlerde gördüğünüz zaman millet ayçiçeğe yağ almak için birbirini eziyordu. Çok kullanılıyor. En çok kullanılan bitkisel yağ. Hatta yağların içinde en fazla kullanılan yağ ayçiçek yağı arkadaşlar. Margarinin de biraz önce anlattık margarinin. Zaten ham maddesi. Aynı zamanda kullandığımız günlük hayatta kullandığımız sabunların çok 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 büyük kısmı yine ayçiçek yağıdır arkadaşlar. Tamam? Ayçiçek yağından kullanılır. Yemeklere kullan. Hiç problem yok. Kızartmaya kullan. Soğuk mezelere, salatalara kullan. Soğuk ve sıcaklarda kullan. Her yere kullan. Hiçbir yerde kullanma diyemem. Hepsine de güzel kıvam verir, tat verir. O yönden çok işte bu yüzden çok tüketiyoruz, kullanıyoruz. Nereye koysan gidiyor. Salataya koysan oluyor. Mezelere koysan oluyor. Soğuk ve sıcaklara koysan oluyor. Kızartmaya koysan oluyor. Yemeğe koysan oluyor. Her yere oluyor. Yapısında çoklu doymamış yağ asitleri var. Kalori değeri yüksek. İşte o yüzden çok tüketmemek lazım. Kalori değeri biraz yüksek olduğu için bu kaloriyi yakmak için ilave
enerji gerekiyor. Bir ilave hareket lazım. Hareket etmezseniz bir süre sonra bu sizde yağ olarak vücudunuzda birikiyor. Buna dikkat etmek lazım ama sağlıklı yani. Fazla tüketirsek zararsız. Yoksa sağlıklı. Onda bir şey yok. Vitamin ve mineral içeriği zeytinyağı kadar yok. Zeytinyağı hem tekli doymamış yağ asitleri var. Doymamış yağ asitleri var. Kalori değeri anormal yüksek değil. Zeytinyağını anlatıyorum. Ve vitamin ve mineral içeriği yüksek. O yüzden zeytinyağı kıymetli, değerli. Bu da değersiz mi? Hayır, bu da değerli ama vitamin ve mineral içeriği zeytinyağına göre biraz daha düşük diyelim. Geldik mısır özü yağına. Mısır tohumundan işlenmesiyle elde ediliyor. Çoklu doymamış yağ asitleri yönünden zengin bakın. Bu da sağlıklı insan sağlığı için. Ama yanma sıcaklığı arkadaşlar bunun biraz düşük olduğu için kızartmalar için uygun değil. Yani kızartmalarda mısır özü yağı kullanmak çok uygun değil arkadaşlar. Tamam. Pek mısır özü yağından ziyade ne kullanıyoruz biz? Ayçiçek yağı kullanıyoruz. Fındık yağı. Fındık tohumlarının preslenmesiyle elde edilebilir. Fındık tohumlarından elde edilir. Rafinasyona tabi tutulmadan sızma yağı olarak zeytinyağı gibi de kullanılabilir bu. Diğerleri kullanılamaz ama bu hiç rafinasyona uğramadan tıpkı zeytinyağı gibi kullanılabilir sızma yağı olarak. Doymamış yağ asitleri mineral onarı yüksektir. Bakın bu yönüne sağlıklıdır fındık yağı. Kızartma yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Peki biz şimdi sıvı yağları gördük. Biz şimdi neyi göreceğiz? Yağın işlenmesini göreceğiz. Yağ hangi işlemler yapılırsa hangi yağ türler oluşur? Mesela rafine yağ. Ne demek rafine yağ? Rafinasyona uğramış. Ham yağın yapısında bulunan yağ dışındaki fosfolipitler var. Reçineler var, serbest yağ asitleri var, hidrokarbon gibi maddelerin uzaklaştırılarak yağın içinde sadece yağın kalmasına, işte fosfolipidin, reçinenin, serbest yağ asitin, hidrokarbonların yağdan uzaklaştırılmasına rafinasyon deniyor arkadaşlar. Rafinasyon işlemine tutulmuş yağ da rafine yağ denir. Rafinasyon işlemi yağın kimyasal yapısı değişmedi. Bakın yağ moleküllerine dokunmuyoruz. Yağın kendi yağ moleküllerinin yapısını bozmuyoruz ama içindeki safsızlık veren başka maddeleri uzaklaştırıyoruz. Renk, koku ve asitlik gibi özellikleri düzenliyoruz ve ortaya ne çıkıyor? Rafine yağ çıkıyor. Bugün kullandığımız mısır özü yağı, ayçiçek yağı, marketten aldığımız yağlar var ya, onlar çoğunlukla rafinasyona uğramış rafine yağdır. Çünkü ayçiçek yağı, mısır özü yağı rafinasyon işleminden sonra yenecek hale gelir. Ham haline göre rafine yağın rengi açık ve asitliği düşüktür. Arkadaşlar rafine edildikten sonra rengi açılır. Şu diğer katkı maddeleri uzaklaştırıyorsunuz da rengi biraz daha açılır. Asitliği biraz daha düşer. Çünkü asitliğin çok yüksek olmaması gerekiyor. Ayçiçek ve mısır özü yağı rafinasyona tabi tutulur dedik. Zaten söyledim. Zeytinyağını ve fındık yağını rafinasyona işte istersek tabi tutabiliriz. Problem yok. Ama tabi tutmadan da sızma yağı olarak biz ikisini kullanmamızda bir mahsur yok. Ama ayçiçek yağı, mısır özü yağını rafinasyona tabi tutmak durumundayız. Vinterize yağı ne demek? Vinterize yağ. Bazen görürüz böyle. Vinterizasyon, vinterize. Arkadaşlar yağın içindeki yağ bulanık veren maddelerin yağdan uzaklaştırılmasına bulanıklık giderme anlamına gelen vinterizasyon denir. Bu şekilde üretilmiş yağ da vinterize yağ denir. Tamam. Bulanıklık neler verir? Trigliseritler verir yağa ve yağın içindeki mumlar ve trigliseritler yağ bulanık verir. Yağın içindeki mumları ve trigliseritleri ayırmaya vinterizasyon denir. Bu işlemi elde edilmiş yağ da vinterize yağ denir. Bazen üzerlerinde yazar. Rafine vinterize yağ diye görürseniz oradan anlarsınız. Peki en son geldik sızma yağı. Neydi? Zeytinyağı, fındık yağı değil mi? Güzel duyuyorum ben onları. Bunlar sızma yağı olarak kullanılabilir. Hiçbir kimyasal işlem yok. Sadece öğüttük. Öğüttük çeşitli araçlarla. Değirmende veya taşın içinde öğüttük, ne yapıyorsak yaptık, fiz işleme tabi tuttuk. Öğüttük, ezdik, içinden yağı çektik. O şekilde kullandığımız yağ sızma yağ deniyor. Rafinasyon yapmadık. İçindeki diğer maddeler uzaklaştırmadık. Rengini, kokusunu, asitliğini düzenlemedik. Vinterizasyon yapmadık, bulanıklık gidermedik. Sadece ürünün içinden yağı çektik, o şekilde kullandık. Kim bunlar? Zeytinyağı. Söyle. Fındık yağı güzel. Yağ asit oranı yüksek. Vitamin ve mineral yönünden zengin. O yüzden kıymetli, değerli. Tüketmek de lazım. Tadı ve aroması güçlü.
Kendine has bir zeytinyağının, değil mi? Sızma zeytinyağının kendine has güçlü bir aroması geliyor, değil mi? Bir anda ağzınıza. Hemen alınca ben zeytinyağıyım diye böyle ağzınızın içini o tat ne yapıyor? Dolduruyor. Hissediyorsunuz onu, biliyorsunuz işte güçlü ve güçlü bir tadı ve aroması var. Riviera yağı nedir? Bir de Riviera yağı var arkadaşlar. Riviera yağı sızma yağı ile rafine yağın belli oranlarda karıştırılması. Tamam. Rafine yağı vardı ya, yağın içindeki yağ dışı, fosfolipid, hidrokarbon gibi safsızlıklar uzaklaştırıp yağın rengini, kokusunu ayarlamak, yağ asitliğini ayarlamak vardı ya, rafinasyon. O şekilde elde edilmiş yağın içine bir miktar sızma yağı, yani hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmamış yağ karıştırıyorsun, ortaya Riviera yağı çıkıyor. Rafinasyon sonucu tadı ve aroması bozulmuş yağların sızma yağ ile zenginleştirerek tüketim hale gelmesine Riviera yağı denir. Marketlere gittiğinizde arkadaşlar bir Riviera zeytinyağı görürsünüz, bir de sızma zeytinyağı görürsünüz. Sızma zeytinyağı biraz daha pahalıdır. Sızma olduğu için, tamamen saf halde olduğu için. Riviera'da şu, zeytinyağını almış, rafinasyon işleme tabi tutmuş, rafine etmiş, içine biraz daha sızma yağı katmış sonra. Ona Riviera yağı diyoruz. O yüzden fiyatı biraz daha uygun. Tadı ve kokusu sızma yağlara göre daha hafif. Bakın Riviera yağları, zeytinyağını fark edin, tadı sızma yağı gibi sert ve keskin değildir. Daha yumuşaktır. Ama antioksidan ve mineral yönünden de zayıftır derken sızma yağı göre biraz daha zayıftır. Yine zengindir ama sızma yağı göre biraz daha zayıftır Riviera yağı. Yenilebilir yağların insan sağlığına etkileri neler arkadaşlar? Bakalım. Almalı mıyız? Almalıyız. Vücudumuza yağları belli oranda alacağız. Ama aşırı kullanımında ortaya çıkacak zararlar neler? Enerji değeri bunların yüksektir arkadaşlar. Karbonhidratlardan bile daha yüksektir yağların enerji değeri. Bu yüzden fazla alınırsa ve siz bunu aşırı hareketle tüketemezseniz deri altında ve iç organların çevresinde depolanır ve günümüzün en önemli halk sağlığı sorunu olan obeziteye sebep olur. Tamam? Deri altında ve organların çevresinde. Organların çevresinde olan yağlanmayı gözünüzle göremezsiniz. Ama deri altında olan yağlanmayı gözünüzle böyle görürsünüz. Bildiğiniz obezite. Tamam? Yağlanmaya, obeziteye sebep olur. Hayvansal yağlar. Halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL, low density lipoprotein demektir. Buna biz halk arasında LDL'ye kötü kolesterol derler. Duyarsınız büyüklerinden. İyi kolesterolüm diyor, iyiymiş de kötü kolesterolüm yüksekmiş diyor. Doktor öyle dedi diyor. Ne işte bunlar? İki tür kolesterol var arkadaşlar. Birkaç tür kolesterol var. Bunlardan kolesterol tek bir tür değil, birkaç tür. Bunlardan bir tanesi LDL dediğimiz, bakın LDL dediğimiz kötü kolesterol derler halk arasında. Damarlarda tıkanmaya sebep olan budur. Damarlarda tıkanmaya sebep olan budur. LDL'dir. Low density lipoprotein'dir. Hayvansal yağlar LDL'ye sebep olur. Kandaki düzeyini yükseltir. O yüzden hayvansal yağları aşırı tüketen insanlarda kalp ve damarlarda tıkanmalar ve yağlanmalar görülebilir. Kalp damar hastalıkları görülebilir. Bitkisel yağlar da halk arasında HDL diyebiliriz. High density lipoprotein, yani iyi huylu kolesterol. İyi kolesterol derler buna. İyi kolesterolüm. Yaşlı teyze gider böyle, iyi kolesterolüm iyi çıktı der. Sevinir buna. İyi kolesterolüm iyiymiş der. Doktor öyle söyledi der. O da HDL. Tamam? Yüksek yoğunluklu lipoprotein. Bu iyidir. Bu iyidir. Çünkü kandaki kolesterol alır, dokulara götürür. Kandaki kolesterol alır, dokulara götürür. Kanda kolesterol ve yağ birikimini engeller. O yüzden sağlıklıdır. Kimde var? Bitkisel yağlarda bulunan doymamış yağlar HDL'yi yükseltir. O da insan sağlığı için faydalı. Tamam. Hücre büyümesi, gelişmesi, kan basıncının düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin çalışması için de ne nedir arkadaşlar? Çoklu doymamış yağ asitleri bizim için gereklidir. Katı yağlarda ve margarinlerde trans yağ bulunmayacak. Üzerine özellikle okuyacağız. Trans yağ olmayacak. Trans yağ bulunduran yağlar tüketilmesi sağlık açısından zararlı. Kızartma yağı seçilirken yağın ısıya karşı dayanıklılığı göz önünde bulundurulacak. Mısır özü yağı, ayçiçek yağı, fındık yağı kızartma için uygunken sızma zeytinyağı kızartma için, mesela sızma zeytinyağını kızartmada ne yapamazsınız arkadaşlar? Kullanamazsınız. Çünkü sızma zeytinyağının yanması çok düşüktür, yanma sıcaklığı düşüktür. Bir anda ne olur? Yanar. Uygun değil. Kızartma yağı, şu çok önemli bak, bunu hep dikkat edin, önemsemiyoruz.
Unutuyoruz. Kızartma yağı bir iki defadan fazla kullanılmayacak. Onu koyuyoruz böyle bir ya da iki defa en fazla. Günlerce kullan. Ne oluyor? Her kullanımda yağın yapısında bir miktar bozulma meydana geliyor. Bu bozulmalar zamanla birike nedir arkadaşlar? Kanserojen etki gösteriyor. Bir veya iki defadan fazla o yağı kullanmak sağlıklı değil. Oraya koyup böyle kavanozun içine koyup defalarca yağ ne yapmamak lazım? Kullanmamak lazım. E diyeceksin ki hocam şey tenekesi 5 litreliği bidonu ne kadar oldu fiyatı? E öyle hemen 1-2 kullanmada dökecek miyiz? İşte ona da o zaman o durumda da seçim bize kalıyor arkadaşlar. Ya onu 1-2 defadan fazla kullanmayacağız. Ya tüketimimizi arttıracağız, paraya kıyacağız. Ya da onu öyle sürekli aynı yağ kullanacağız. Kanserojen etkiye ileride sebep olacak. Ona da yapacak bir şey yok. Seçim bizim. Yağda bulunan ve bulanıklığa sebep olan maddenin uzaklaştırılması işlemi. Bulanıklık diyorsa vinterizasyon. Değil mi? Bulanıklık diyorsa arkadaşlar vinterizasyondur. Tamam. Rafinasyon diğer safsızlıkların uzaklaştırılması, kokusunun, tadının, yağ asitliğinin düzenlenmesi. Hidrojenasyon, hidrojenle doyurma, margarin yapma, margarinleme. Homojenizasyon, homojen görüntü sağlama. Riviera yağı da zaten arkadaşlar nedir? Riviera yağı, sızma yağlı, rafine yağın karışımıdır. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tereyağı için doğru değildir? Sütten elde edilir, doğru. Hayvansal kaynaklıdır, doğru. Kızartmalar için kullanılamaz. Yanma sıcaklığı düşük, hemen yanar. Kızartma yapamazsın bunda. Mutfağı yakarsın. Tüm yakarsın mutfağı. Oda sıcaklığında katı haldedir. Kahvaltılık olarak da hiçbir işleme tabi tutmadan sürekmeye ye. Hiçbir şey olmaz. Evet, cevabımız C. Evet arkadaşlar, konumuzu burada tamamladık. TYT maceramızın geldik sonuna. 9 üniteyi gördük. 9 ünitenin en sonuncusu olan kimya her evde ünitesini gördük. Onun en sonuncu konusu olan yenilebilir yağları da gördük. TYT maceramızı burada tamamladık sevgili arkadaşlar. Her güzel maceranın sonu olduğu gibi bizim bu maceranın da sonu var. Ama her son aynı zamanda bir başlangıçtır. İnşallah bu video serisini izlemeniz de sizin için, bu video sizin için de son olur. Tekrar tekrar inşallah daha fazla izlemeden, çok fazla mezuna kalmadan, yıllar yılı sürekli Allah korusun sınava gireceğim diye uğraşmadan bu videoyu son defa izlemiş olursunuz ve sizleri üniversite yolculuğunuzda başarılar dileriz. O yüzden diyorum her son aslında yeni bir maceranın başlangıcıdır diye. Arkadaşlar bugüne kadar video serisinde size önemli yerleri belirtmeye çalıştım. Ara ara kısa kısa böyle birkaç dakikalık rehberlikler yaptık. Kimya nasıl çalışacağız, bu ünitede nereye dikkat edeceğiz, bu ünitede ne yüzeysel mi geçiyoruz, diğer ünitede detayına mı giriyoruz diye hep konuştuk. Lütfen bunları aklınızdan çıkarmayın. Gerekirse not alın. Önemli dediğim yerleri mutlaka not alın. Yüzeysel geçeceğiz, gerektiği kadar bilgi vereceğim, detaya inmediğim yerlere çok detaya inmeyin. Oralarda çok vaktinizi harcamayın. Önemli yerleri zaten mezhi belirttim. Lütfen ara ara geriye dönüp, bunu daha önceki videolarda da söyledim. Ara ara geriye dönüp konu hatırlatmaları yapın. Bilgi zihinde tekrar edildikçe yerine oturur. Ne kadar çok tekrar edilirse ara ara, birkaç hafta arayla, bir iki arayla böyle ne kadar çok bilgiyi daha fazla tekrar ederseniz, ara ara dönüp geriye bakıp, her ders için geçerli bu. Bilgiyi ne kadar çok tekrar ederseniz bilgi o derece iyice zihninize oturur ve yerleşir. Tekrar edilmeyen bilgi uçar. Bakın unutmayın. Tekrar edilmeyen bilgi nankördür. Buradan kaybolur gider. O yüzden tekrar lütfen dikkat edin. Daha önce de söylemiştim. Her konuyu ünite içinde, her konuyu ve ünitenin sonundaki ünite tekrar testlerinde bir test, iki test mutlaka bırakın. Hepsini bitirip gelmeyin buraya kadar. Niye? Çünkü ara ara dönüp oralara hızlı bir konu tekrarı çok vakit harcamadan hatırlatma bağında diyelim. Hızlı bir konu tekrarı yapıyorsunuz. Devamında hemen o işte çözmediğiniz o bir iki testi çözerek konuyu pekiştiriyorsunuz. Zaten ilk girişteki tanıtım ve rehberlik videosunda uzun uzadıya arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini mesela ne yapmıştım? Detaylıca anlatmıştım. Hangi konulardan kaç soru çıkar anlatmıştık. Hangi konulara özellikle dikkat edeceğiz. Kimya çalışırken nasıl çalışacağız. Rehberliğimiz nasıl olacak. Bunları zaten söylemiştik. O video ya unutanlar olabilir, izlememiş olanlar olabilir. O videoda tekrar bakın arkadaşlar.
Tüm bunları yaptığımızda, güzelce de çalıştığımızda inşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu 7 soruluk TYT'yi ister sözelci, ister sayısalcı, ister eşit ağırlıkçı olsun çok güzel netler çıkararak ikinci basamak olan AYT sınavına gireceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinizin başarısı gönlünce olsun, istediği bölümler olsun. Başarısı daim olsun. Bir ömür boyu başarınız daim olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.